Merhaba arkadaşlar. Konularda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evrime başlamıştık. Evrimle ilgili iki tane videomuzu çektik. Şimdi üçüncü videomuzdayız. Arkadaşlar bu videoda size Darwin'in ortaya attığı bu görüşlerle ilgili olan açıklamaları yapacağım. İşte izolasyon nedir? Genetik sürüklenme nedir? Şişe boynu darboğaz etkisi nedir? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bakalım bunlar ne demekmiş? İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak İzolasyondan bahsetmek istiyorum. İzolasyon. Arkadaşlar nedir izolasyon? İzolasyon bir şey gibi düşünün. Hani biz işte ses izolasyonu veya işte sıcaklığı korumak için duvarların üstüne işte izolasyon yaptırıyoruz ya, onun gibi düşünün. Bir nevi çevreden ayrılma gibi düşünün bunu. Bir popülasyona ait bireyler arasındaki gen aktarımının kesilmesine biz izolasyon diyoruz arkadaşlar. Bunların bakın türleşmenin olabilmesi için içlerinden bir tanesi var ki bunun kesinlikle gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da coğrafik izolasyondur arkadaşlar. Hatta çıkmış sorularda bile var. Aşağıdakilerden hangisi işte türleşmenin olabilmesi için gerçekleşen veya gerçekleşmesi gereken bir olaydır diyor. Bunlardan tabii ki cevabımız ne olacak? Coğrafik izolasyon olacak. O zaman yazalım isterseniz ilk önce. Şöyle yazıyorum. Bir popülasyona ait bireyler arasındaki gen aktarımının kesilmesidir. Özellikle şunu da yazıyorum arkadaşlar. Türleşmenin olabilmesi için coğrafik izolasyon şarttır. Coğrafik izolasyon şarttır. Bunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Peki, izolasyondan bahsettik. Nasıl izolasyon olacak? Diyelim ki bir kara parçası düşünün arkadaşlar. Tabii ki hani dünya milyar yıllar öncesinde oluşmuş bir yapıdır. Dünyanın üzerindeki kıtalar normalde birleşikti ama daha sonra ne oldu? İşte magmadan gelen hareketlenmelerle, daha sonra dış etkenlerle arkadaşlar bu kıtalar birbirinden ayrıldı. Kıtalar birbirinden ayrılınca bu sefer ne oldu? Eğer orada belirli bir tür varsa bunlar tamamen birbirlerinden izole oldular. Yani gen aktarımı kesildi. Kesildiği için de her bir kıtada bulunan farklı, mesela şöyle düşünün, her bir kıtada bulunan aynı türe ait özellikler bir süre sonra farklılaşmaya başladı. İşte biz bu olaya izolasyon olayı diyoruz. Özellikle Darwin bunu ispinoz kuşlarında arkadaşlar fark etmiştir. Mesela işte Avustralya'da yaşayan ispinoz kuşlarının gaga yapıları çok farklıyken Galapagos adalarında yaşayan ispinoz kuşlarının gaga yapıları çok daha farklıdır. O yüzden bu izolasyon olayını bu şekilde fark etmiş ve bulmuştur. İzolasyondan sonra anlatacağım bir diğer olay varyasyon olayıdır arkadaşlar. Neydi varyasyon? Varyasyon. Tür içi çeşitlilik de değil mi arkadaşlar? Varyasyon tür içi çeşitliliktir. Şöyle düşünün. İnsanların her biri birbiriyle aynı mı? Hayır. Tek yumurta ikizleri hariç arkadaşlar genetik olarak birbirimizden tamamen farklıyız. İki kardeşi düşünün. İki kardeş bile birbirinden tamamen farklıdır arkadaşlar. Tek yumurta ikizleri hariç diyorum. Tek yumurta ikizleri de çevre şartlarına bağlı olarak bazı değişiklikler olabilir ama genetik yapıları birbiriyle aynıdır arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Bir türün bireyleri arasındaki farklılıklardır. Farklılıklardır. Şöyle düşünün. Mesela elmanın içerisinde 5 tane tohum var. Yani o 5 tane çekirdek var. Siz her birini işte ayrı ayrı ektiğiniz zaman elma ağacı biter. Ama dış görünüş olarak birbirine benzeyebilir arkadaşlar. Ama genetik olarak baktığımızda birbiriyle aynı özelliklere sahiptir. Şimdi burada en belirgin olan farklılık insanlardadır. O yüzden hani insanları örnek olarak veriyoruz. Ama diğer canlılarda bireyler arasında farklılık bulunur. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar peki nedir bu farklılıklar? Büyüklük olabilir, renk olabilir, davranış olabilir. Daha sonra
vücut özelliği olabilir arkadaşlar. Bütün bu özellikler bakımından birbirinden farklılık gösterir. Çevrenin etkisiyle meydana gelen arkadaşlar canlıda kalıcı bir farklılık sağlamayan varyasyonlara biz ne diyoruz? Çevresel varyasyon diyoruz. Yani arkadaşlar diğer bir adıyla modifikasyon da diyebiliriz aslında buna. İsterseniz yeri gelmişken yazalım. Şöyle diyelim. Çevrenin etkisiyle meydana gelen canlıda kalıcı olmayan değişikliklere çevresel varyasyon denir. Arkadaşlar bir de kalıtsal varyasyon vardır. Kalıtsal varyasyonu sağlayan iki tane de olay vardır. Bunlardan biri eşeğil üreme, diğeri de mutasyonlardır. Şimdi eşeğil üreme de kendi içerisinde ayrılacak. Nasıl ayrılacak bakın. Mayoz ve döllenme olayları gerçekleşiyor eşeğil üremede. Bu yüzden bizler de kalıtsal çeşitlilik sağlayan olayları eğer sorarlarsa eşeğil üreme, mutasyon, mayoz ve döllenme. Bunların dördü arkadaşlar bizlerde kalıtsal varyasyon sağlar. O zaman yazalım. Kalıtsal varyasyon sağlayan olaylar diyelim. Birincisi eşeğil üreme. Şimdi eşeğil üremenin içerisinde ne var arkadaşlar? Mayoz bölünme. Ayrı ayrı yazıyorum sanki birbirinden bağımsızmış gibi ama eşeğil üremenin içerisindedir bunlar. Üçüncüsü döllenme ve dördüncüsü de arkadaşlar mutasyonlardır. Ama hangi mutasyonlar? Üreme hücresinde meydana gelen mutasyonlar, unutmayın. Üreme hücresi mutasyonlarıdır. Bizim vücut hücrelerimizde, vücut kromozomlarımızda meydana gelen mutasyonlar ileriki nesillere aktarılmaz. Sadece bizlerde görülür. Ama üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar arkadaşlar ileriki nesillerde de görülür. Şimdi Darwin arkadaşlar diyor ki hani bu ilk önce şunu da söyleyeyim. Şimdi eşeğil üreme hani mayoz bölünme dedik ya. Mayoz bölünmenin de kendi içerisinde kalıtsal olaylar sağlayan kalıtsal varyasyonu sağlayan olayları vardır. Nedir bunlar? Birincisi crossing over. Mayoz bölünmeyi anlattım size. İkincisi de arkadaşlar kromozomların hatta homolog kromozomların rastgele ayrılması. Yani bunun için mayozun içerisinde de çeşitlilik sağlayan olaylar bunlardır. Yine bilginiz olsun karşımıza çıkabilir. Şimdi Darwin yukarıdaki yani şuradaki açıklamalara dayanarak şunu açıklıyor. Diyor ki aynı türün bireyleri arasındaki varyasyonlar değişik çevrelerde farklı şekillerde ortaya çıkar. Biz bu olaya da ne diyoruz? Seleksiyon diyoruz. Yani seçilim diyoruz arkadaşlar. Doğal seleksiyon ve yapay seleksiyon dediğimiz olaylar vardır. Şimdi bu seleksiyonu açıklayalım. Daha sonra devam edelim. Şöyle diyelim. Şöyle başlık yazalım. Hepsi aynı renk olsun. Kırmızıyla yazayım. Seleksiyon diyelim. Seleksiyon ne demekmiş? Seçilim demekmiş arkadaşlar. Seçilim. Darwin diyor ki bakın izolasyon ve varyasyona dayanarak seçilim mekanizması ortaya çıkar. Seçilim mekanizması ortaya çıkar. Yani çevre koşulları diyor ki izolasyona ve varyasyona bağlı olarak ben bu türleri birbirinin içerisinden seçiyorum diyor. Eğer ki bu olay doğal olarak gerçekleşiyorsa bakın biz buna doğal seleksiyon diyoruz. Eğer ki insan eliyle alınıp bir tür başka bir yere götürülüyorsa biz buna da ne diyoruz? Yapay seleksiyon diyoruz. Eğer ki kendiliğinden gerçekleşiyorsa bu seçilim doğal seleksiyon.
Başka bir etkiyle yani yapay olarak işte insan eliyle gerçekleşiyorsa arkadaşlar buna da yapay seleksiyon diyoruz. Evet, böylece seleksiyon kavramını da açıklamış olduk. Arkadaşlar Darwin tabi bunlara bağlı olarak birçok açıklama yapıyor. Gelelim şimdi evrimselleşmede temel ilkelerden bahsedelim. Daha sonra bu şişe boynu etkisinden, işte kurucu etkiden, genetik sürüklenmeden, gen akışından bahsedeceğim. İlk önce bakın bu doğal seleksiyonu bu arada daha sonra detaylı olarak açıklayacağım arkadaşlar. Gelelim şimdi şöyle küçük bir başlık yazalım. Evrimselleşmede ya da evrimleşmede temel ilkeler. Temel ilkeler. Nedir bu temel ilkeler? Arkadaşlar, birincisi, doğadaki türler sabit değildir. Bunu zaten biliyoruz. Her gün farklı bir tür bulunuyor. Bu türler de belki başka türlerin evrimleşmesi sonucunda oluşuyor. Sürekli bir tür diğerinin evrimleşmesiyle oluşur diyor arkadaşlar. Darwin bunu söylüyor. O zaman yazalım. Doğada türler sabit değildir. Sabittir yazdım bu arada. Sabit değildir. Yeni tür başka bir türün evrimleşmesiyle oluşur. İkincisi, diyor ki arkadaşlar, evrim çok uzun yıllar sonra gerçekleşiyor. Yani uzun yıllar sürüyor evrimin gerçekleşmesi. Bu yüzden de gözle görülür şekilde olmaz. Yani bir insan doğumundan ölümüne kadar, hani diyelim ki kendini bildiği yaş ne zaman olsun? 10 yaşında, 11 yaşında olsun. Hani bu tür gözlemleri yapabileceği yaş daha büyüktür ama hadi 10-11 yaş gibi düşünün. Ortalama insan ömrün diyelim ki 100 yaşına kadar yaşadı. 90 yılda gerçekleşecek bir evrim değil arkadaşlar bu. Çok çok uzun yıllar sürüyor. Bu yüzden de insan gözüyle maalesef ölçülebilen bir özellik değildir. O zaman şöyle diyelim. Evrim çok uzun yıllarda oluşacağı için dışarıda gözlenemeyebilir. Zaten böyle gözlenemediği için arkadaşlar sadece böyle teori olarak ortaya atılıyor. Ya da nasıl olabilir? Mesela bir bilim insanı çalışmasını başlatır. Daha sonra diğer bilim insanlarına aktara en son eğer gerçekten evrimleşme dediğimiz olay varsa en son evrimleşme gerçekleştiği zaman bilim insanı açıklar. Ama bu da dediğim gibi çok 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 uzun yıllar olduğu için 3-4 nesil falan geçmesi gerekiyor. Hatta belki daha fazlası. Üçüncüsü, diyor ki arkadaşlar, mutasyonlar canlının isteğine göre değil, rastgele ortaya çıkar. Bunlardan da canlıya uyum gösterenleri korunur diyor. Yani mutasyonlar her biri ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Rastgele oluşuyor, isteğe göre olmuyor. Zaten biz nasıl isteyeceğiz? Hani değil mi radyasyon diyelim ki alıyoruz. İşte şu hücremin şu kromozomunda bu değişsin. Veya mesela gözümde bir mutasyon gerçekleşsin. Benim gözlerim kahverengi mavi olsun. Böyle bir istek yapabilir miyiz? Hayır tabii ki. Dolayısıyla rastgele gerçekleştiği için ne oluyor? Ortama uyum sağlayan mutasyonlar görülebiliyor. Uyum sağlayamayanlar görülemiyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Mutasyonlar canlının isteğine göre değil, rastgele olur. Bunlardan da uyum sağlayanlar korunur. Yani diyelim ki mesela bende mutasyon gerçekleşti ama ben ortama uyum sağlayamadım, öldüm. Ne olur bu sefer? Bu mutasyon ileriki nesillerde görünmez arkadaşlar. Bu yüzden de dediğim gibi uyum sağlayanlar sadece ortaya çıkıyor, korunuyor. Dördüncüsü, diyor ki arkadaşlar, canlının ortama adaptasyonu arttıkça evrimin gerçekleşme hızı azalır.
ya da evrimleşme hızı azalır diyor. Yani ne kadar çok ortama uyum sağlıyorsak bizim evrimleşme hızımız da azalır demek istiyor. O zaman yazalım. Canlının ortama uyumu arttıkça evrimleşme azalır. Evrimleşme hızı azalır. Neden böyle bir şey oluyor? Çünkü sen uyum sağlıyorsun. Sana farklı gelen bir şey yok. Kendini ona göre değiştirmiyorsun. Zaten uyum sağladığın için evrimleşme olayı gerçekleşmez veya hızı azalır diyor. Gelelim beşincisine. Diyor ki arkadaşlar, evrim her zaman basitten karmaşığa doğru gerçekleşmez. Bazen karmaşıktan basite doğru da olur diyor. Yani direkt basitten karmaşa değil, karmaşıktan basite de olabilir diyor. O zaman şöyle yazalım. Evrim diyelim. Şöyle basit, karmaşık diyelim. Ve oku ters yönde de gösterelim. Karmaşıktan basite olabilir diyelim. Olabilir. Ve yine arkadaşlar 6.'ya gelelim. Diyor ki evrimleşme bireyde değil, popülasyondaki her türde gerçekleşir. Yani sadece bir birey evrimleşmez. Popülasyonun içerisinde kaç tane birey varsa hepsi evrimleşir diyor arkadaşlar. Şöyle evrimleşme bir bireyde değil, bir bireyde değil, popülasyonun, bu arada popülasyon ne demek? Popülasyonun tamamında gerçekleşir. Ne demek arkadaşlar popülasyon? Hep popülasyon diyorum ama açıklamasını yapmayı unuttum. Nedir popülasyon? Aynı türdeki bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa biz popülasyon diyoruz. Mesela bir sınıfta 20 kişilik bir öğrenci düşünün. Bir de kendiniz varsınız, 21 kişilik. Orası nedir? Bir popülasyondur. Veya şöyle düşünün. Bir apartmandaki insanların tamamı ne olur arkadaşlar oradaki popülasyon olur. Veya bir işte hayvan barınağındaki işte köpeklerin tamamı ne olur? Tabii aynı türden olacak. Aynı türden köpeklerin oluşturduğu topluluğa biz ne diyoruz? Popülasyon diyoruz. Evet gelelim sonuncu ilkemize artık. Sonuncu ilkede de diyor ki evrimleşme farklı hayvan grupları arasında değişik hızlar diye yürütülür. Yani bazıları çok hızlı gerçekleşirken bazıları yavaş gerçekleşir diyor. O zaman yazalım. Evrimleşme farklı hayvan grupları arasında değişik hızda yürütülür. Değişik hızda yürütülür. Evet, evrimleşmede temel ilkelerimiz bu şekilde. Şimdi gelelim diğer kavramlarımıza. Şişe boynu, darboğaz etkisi, kurucu etki, genetik sürüklenme. Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Evet, şimdi sayfamızı değiştirelim arkadaşlar. İlk önce doğal seleksiyonu açıklayalım. Doğal seleksiyona bağlı olarak işte seleksiyon tipleri var. Bunlardan bahsedelim. Daha sonra diğer kavramlarımızdan bahsederiz. Şöyle değiştiriyorum. Şöyle yazıyorum arkadaşlar. Doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon oldukça önemlidir. Karşımıza çıkma ihtimali de diğerlerine göre daha yüksektir arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi doğal seleksiyon. Bir kere doğal seleksiyona göre arkadaşlar bazı yine ilkeler vardır. Bu ilkelerden bahsetmek istiyorum. Birincisi diyor ki popülasyondaki bireylerin arasında varyasyonlar vardır diyor. O zaman yazıyorum. 1. Popülasyondaki bireyler arasında varyasyonlar vardır. Varyasyonlar vardır. İkincisi diyor ki varyasyonlar bir sonraki nesle aktarılır yani kalıtsaldır diyor. O zaman direkt kısaca yazalım. Varyasyonlar kalıtsaldır. Üçüncüsü arkadaşlar, diyor ki bireylerin hayatta kalma başarıları birbirinden farklıdır. Şöyle düşünün, hani acıya dayanıklılık gibi düşünün. Mesela bazı bireyler daha fazla dayanıklıyken bazıları çok çabuk çökerler. Psikolojik bir rahatsızlık olarak da düşünebilirsiniz. Psikolojik olarak onlara baskı yaptığımız zaman bazıları çok dayanıklıdır, bazıları dayanıksızdır arkadaşlar. Bu da böyle bir şeydir. Bireylerin
Hayatta kalma. Başarıları birbirinden farklıdır. Şöyle 4 diyorum. Şimdi hayatta kalma başarısını gösterenler ne yapıyorlar? Üreyerek nesillerini devam ettiriyorlar arkadaşlar. Ama hayatta kalma başarısını gösteremeyenler ölüyorlar ve eleniyorlar. Onlarla birlikte bazı genler de yok oluyor. Dolayısıyla işte bizim mesela şu an bu zamana gelmemize kadar birçok gen belki de yok olmuştur. Birçok yeni gen oluşmuştur. Dolayısıyla bu şekilde de düşünebiliriz. O zaman yazalım. Hayatta kalma başarısını gösterenler... Hayatta kalma başarısını gösterenler, üreyerek nesillerini devam ettirir, gösteremeyenler de arkadaşlar zaten ortamdan eleniyor. Beşincisi, evrim geçmişe ait zorlamalarla sınırlıdır diyor. Geçmişe ait zorlamalarla sınırlıdır. Yani diyor ki geçmişte ne yaşamışsanız diyor. Hani geçmişte genlerinizde ne meydana gelmişse diyor. Evrim odur diyor. Hani geleceğe dair bir şey yoktur. Çünkü gelecekte ne olacağını bilmeyiz. Sadece geçmiş bizi ilgilendiriyor arkadaşlar evrimde. O zaman yazalım. Evrim geçmişe ait zorlamalarla sınırlıdır. Zorlamalarla sınırlıdır dedik. Altıncıya geliyorum. Adaptasyonlar arkadaşlar genellikle ortamla uzlaştırıcı yönde ilerler. Yani diyor ki ortam koşulları neyse ona göre adaptasyon olursun. Hani uzlaştırıcı. İkisinin de istediği oluyor. O şekilde düşünün. Evet, adaptasyonlar genellikle uzlaştırıcı yönde ilerler. Yedincisi, arkadaşlar diyor ki evrimleşmenin tamamı ortam şartlarına uyumsal olmayabilir. Yani diyor ki evrimleşme sırasında ortam şartlarına uyum gerçekleşirken gerçekleşmeyenler yani ortama uyum sağlamayanlar da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunu şu şekilde yazalım. Evrimleşmenin tamamı ortam şartlarına uyumsal olmayabilir. Ve geliyorum artık sonuncusuna, son maddemize. Son maddede de diyor ki doğal seleksiyon yalnızca o anki mevcut varyasyonları düzenler. Yani öncesini sonrasını değil. O anda ne varsa onu düzenliyor arkadaşlar. Doğal seleksiyon yalnızca o anki mevcut olan varyasyonları düzenler. Evet, bu bizim doğal seleksiyonumuzun ilkeleri. Şimdi geliyorum doğal seleksiyonun çeşitlerine. Arkadaşlar 3 çeşit doğal seleksiyon vardır. Şöyle yazıyorum bakın. Yan tarafa geçtim. 3 çeşit veya 3 tip de diyebiliriz. Doğal seleksiyon vardır. Şimdi ilk önce ne olduğunu yazacağım. Daha sonra grafiklerini çizeceğim. Grafiklerini çizince zaten anlayacaksınız. Arkadaşlar birincisi yönelik doğal seleksiyon. Şöyle bir diyorum. Bir yönelik doğal seleksiyon. Şimdi bu ne demek? Diyor ki ortam şartlarının değişmesiyle maksimum ve minimum uçlarındaki birey sayısının popülasyonda daha baskın olmasıdır. Maksimum ve minimum uçlardaki birey sayısının popülasyonda daha baskın olmasıdır. Açıklamasını yazalım. Daha sonra grafiğini çizelim. Ortam şartlarının
Değişmesiyle şu yazmayı da becerebilsem, değişmesiyle minimum ve maksimum uçlardaki bireylerin sayısı popülasyonda daha baskındır. Şimdi birincisi bu. 2 ve 3'ü de açıklayayım. Hepsini birlikte grafiğini çizeyim. İkincisi arkadaşlar diyor ki dallandırıcı seleksiyon. Burada da şöyle bir durum var. Çevre şartlarının değişmesiyle maksimum ve minimum uçtaki bireylerin arkadaşlar daha fazla oranda popülasyonda bulunmasıdır. Dallandırıcı da böyle bir durum söz konusu. Grafiği çizince anlayacaksınız bakın. İlk önce ben bunları söylüyorum. Daha sonra grafiği çizeceğim ki daha iyi bir şekilde anlaşalım. Çevre şartlarının değişmesiyle minimum ve maksimum bireylerin daha fazla oranda popülasyonda bulunmasıdır. Geliyorum üçüncüsüne ve sonuncusuna arkadaşlar. Kararlı hale getirici seleksiyon diyelim. Bu nedir? Bu da nasıl? Çevre şartlarının değişmesiyle arkadaşlar maksimum ve minimum uçlardaki birey sayıları azalıyor ve ortalama frekansa sahip bireylerin sayısı artıyor. Biz buna da kararlı hale getirici seleksiyon diyoruz. Çevre şartlarının değişmesiyle minimum maksimum sınırındaki bireylerin azalmasına bağlı olarak ortalama frekansa sahip bireylerin frekansının artmasıdır. Şimdi yazı olarak yazdığımda pek bir şey anlamıyor olabiliriz. Hemen grafiklerini çiziyorum. Bakın. Yönelik doğal seçilimi arkadaşlar. Yönelik doğal seleksiyonu. Şuraya dallandırıcıyı. Şuraya da birazcık grafiğim dar oldu ama yer dar olduğu için birazcık böyle küçük oldular. Arkadaşlar şöyle olacak. Yönelik olan bakın birincisi şu şekilde gerçekleşiyor. Bakın maksimum, bakın şurası minimum, şurası da maksimum. Minimum, maksimum. Ne demiştik? Ortam şartlarının değişmesiyle minimum ve maksimum uçlardaki bireylerinin sayısının popülasyonda daha baskın olması. Minimum ve maksimum bireylerin bakın sayısı daha fazla değil mi? Bakın minimum maksimum bireylerin sayısı daha fazla ortamda baskın olması. Bu bizim nedir? Birinci grafiğimizdir. Gelelim dallandırıcı seleksiyona. Dallandırıcıda şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu da dallandırıcı olandır. Dallandırıcı için ne demiştik? Çevre şartlarının değişmesiyle minimum ve maksimum bireylerin daha fazla oranda görünmesi. Bakın minimum daha fazla görünüyor. Maksimum daha fazla görünüyor. Yine şurası minimumdur. Şurası da maksimumdur. Daha fazla oranda görülüyor arkadaşlar dallandırıcı seleksiyonda. Burada minimum ve maksimum daha baskın. Burada minimum ve maksimumun sayısı daha fazla. Diğerine geliyorum kararlı hale getirici. Şimdi minimum ve maksimumun sayısı azaldığı için sadece belirli frekanstaki bireylerin sayısı artırıyor arkadaşlar. Bu da bizim üçüncü olan yani kararlı hale getirici seleksiyonumuzun grafiğidir. Genellikle ne yaparlar? Grafikleri verip hangi seleksiyon tipi olduğunu sorabilirler. Dakikaya bakıyorum yarım saat olmuş arkadaşlar. Videoyu burada bitireyim. Neler kaldı? Şişe boynu dar boğaz etkisi, kurucu etki, genetik sürüklenme, gen akışı kaldı.
Daha sonra yaratılış görüşünden bahsedeceğim. Ekolojik ve evrimsel kurallar var. Bu hani Kobbe kuralı, Dullo kuralı falan var ya, hani bunlar da karşımıza çıkabilir. Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra bakalım evrimi destekleyen kanıtları söyleyip evrimi bitireceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.